o modern insanın anlam arayışı dedi Lütfü Bey. Yani yetersiz mi kalıyor semavi dinler bu anlamda? Onu bence çok anlayamadım. Bence yetersiz kalmıyor ama sonuçta semavi dinlerden bir şekilde irtibat kurmayan insanlar bence böyle yanlış adreslerde anlamı veyahut da işte hayatı nasıl doldurulacağının belli şekilde programını arıyorlar. Yani New Age'de bana göre bu sahte adreslerden birisi. Niye bu sahte adreslere gidiyorlar insanlar dersek, din adına uydurulanların da burada rolü var. Mesela kadınlarla ilgili uydurulanlar, özgürlüklerle ilgili uydurulanlar veya diğer birçok sanatla ilgili din adına uydurulanlar. Bu mesela İslam bizim adımız alternatif olabilir görmelerini insanların bazen engelliyor. Fakat insanların içinde maneviyatla ilgili bir arayış var. Çünkü insanı Allah bir dine inanacak şekilde programlanmış. Fakat fıtratındaki o arayışı doğru adreste noktalamayan birçok kimse bu sahte adreslerde, yani bu New Age yapılarda noktalıyor. Şimdi New Age yapılarla ilgili bir iki şey söylemekte fayda var. Şimdi New Age yapılar her biri birbirinden bağımsız kurumlar olduğu için bunları genel olarak sınıflamak çok zor. Hocamların anlattığı genel yapılar, Hinduizm'den, Budizm'den yapılar almak için. Ama çok fazla yapı var. Yani bunların her birine Tanrı'ya bakış, evrene bakışı, din hakkında söyledikleri de birbiriyle tam uyumlu değil. Ama genel olarak hocamların dediği gibi burada bir modern bilimden bir şeyler bir tutam alma, bir tutam Hinduizm'den, bir tutam Budizm'den, bir tutam serbest seks, bir tutam kurucusunun kendi aforizmaları, ondan bundan karma bir yapıyla kendine has bir şeyler oluşturuluyor. Ve bunların büyük bir kısmı benim gözlemlediğim kadar bir para yolma makinaları. Yani başka bir şeyde hizmet ediyorlar mı, etmiyorlar mı bilmem ama özellikle bir insanları soymak için organize çete gibi çalışıyorlar benim gördüğüm kadarıyla büyük bir kısmı. Mesela bunlardan işte en ünlülerinden biri Scientology'yi verebiliriz. Scientology'de ünlü yapan şeylerden birisi işte Brad Pitt'in orada olması, John Travolta'nın orada olması. Tom Cruise'un. Veya Elvis Presley'in. Ona ayrıca geleceğiz o konuya. Şimdi bunun mesela ne yapıyor Scientology baktığımız gibi? Sahte bilim ve sahte din sunuyor. Sahte bilim kısmı da önemli burada. Çünkü insanların birçoğu da bu dünyayla ilgili arayışta. Şimdi bir maneviyat arayışı ahiretle ilgili fıtri yapını sapmasınla ilgili şey buraya götürüyor ama bir de bu dünyada mutlu olmakla ilgili bir arayış var. Oradaki yanlış adres de bunlar. Mesela ne yapıyor? Psikolojik sorunları var, yüksek tansiyon var, şeker var. İşte burada bunun Diyanetik diye kendilerinin kurduğu bir bilim olduğunu söylüyorlar. Bununla bunu tedavi ettiğini söylüyorlar. Vücudunda işte engram dedikleri, buna benzer bir isim taktıkları atıklar var. İşte biz bunları tedavi ediyoruz. Belli kendilerinin psikologları gibi kendilerinin böyle servis veren kimseleri var. Ve buna tabii ki söylemeye gerek yok. Çok yüksek ücretle diyelim bunları temizlediğini söylüyor. Ama bu tamamen sahte bir bilim. Yani böyle engram mengram deyip adamdan herhalde virüslerden, bakterilerden haberleri yok. Hastalıklar yapan kendine mahsus bir şey uydurmuş. Hatta bunun da geçmiş dönemlerdeki ruhlardan geldiğini falan filan da ifade etmek gibi çok anlamsız. Yani tıbbi açıdan savunulamayacak şeyler savunuyorlar. Bunları ifade ederek. Diğer taraftan da ne yapmış? Dünyada vergi vermemek için. Belli çünkü o Amerika'da belli şeylerin denetimi ağır. O böyle bir vücuttaki direnci ölçer gibi bir cihazla bunları yapıyorlar. Uyduruk bir cihaz. Birkaç yüz dolar oluyor. Onu 3-4 bin dolara satıyorlar. Bu Amerika'da sert tepki gösterici için kendini din olarak ilan ediyor. Bu dini bir araçtır diyor. Böylece Amerika hem vergiden korunuyorlar hem bu araca mesela yasaklanmasından beri dokunulmaz oluyorlar yani. Koruyorlar. Bir şekilde bir bu bir dini bir son bir cümle dönüştürüyor. Burada ne oluyor? İşte bir yandan milletin parasını yolarlarken insanlar hem sağlığından oluyor hem hak bir dinle vasıtasıyla Allah'la irtibat kurma şansını da yitiriyorlar. Bunları kendi manevi sorunlarını da çözeceğini zannediyor bunlar bu yanlış adresi. Bizim için tabii ki bir daha çok din felsefecisi olarak, dinler tarihçisi olarak bizim endişemiz daha çok bu sahte din ileri sürmedir. Ama şunu da biliyorum ki birçok bilim adamı ve tıp adamı bunların sahte bilim üretmesinden de ciddi anlamda rahatsız. Bir takım görsel